Saygıdeğer izleyenlerimiz, hepinize merhabalar efendim. Evet, Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesince organize edilen %100 iletişim sohbetleri toplantımızın ya da programımızın diyelim 9.sıyla yine karşınızdayız efendim. Evet, bugün çok özel, çok değerli bir konuğumuz var. Ve konumuz da çok özel, gerçekten Kıbrıs için çok özel. Biz bu programda 5 artı Birleşmiş Milletler gayri resmi toplantıları öncesinde Kıbrıs gündemini konuşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımız Sayın Tahsin Ertuğrul'u programımıza davet ettik. Bakanımız şu anda hazır. Hoş geldiniz bakanım. Teşekkür ederim hocam, hoş bulduk. Evet, bugün basın yayın bölüm başkanımız sevgili hocamız Muharrem Özdemir Bey ile sizinle sohbet edeceğiz. Elbette arada sohbetlerimiz olacak, arada müdahil olacağımız şeyler olacak ama özellikle de tabii ki sorularımız olacak. Herkes adına sormaya çalıştığımız. Evet, gündemimiz çok yoğun. Yıllardır da ben sizi çok iyi hatırlıyorum. Özellikle 2003-2004 anlam planı sürecini atlattık. Onun öncesinde hep bu sorunların içindeydiniz. Kıbrıs gündeminin hep içindeydiniz. Özellikle rahmetli değerli liderimiz Rauf Raif ve Denktaş Bey'in bulunduğu dönemde mücadele yıllarında da hep bulunduğunuz noktada Kıbrıs konusunu görüşüyordunuz. Dış ilişkilerimizle alakalı konularda da oldukça yoğun emeğiniz var. Bugün de yine benzer bir noktada aynı emekle devam ediyorsunuz. Bu nedenle ilk soruyu ve genel anlamda soruyu ben sormuş olayım Sayın Bakanım. Evet, Girne Amerikan Üniversitesi bu konularla da özellikle Kıbrıs konusunda son derece duyarlı olduğu için Kıbrıs gündemini merak ediyor. Epey zamandır sürdü, hala sürüncemede ama bizim bulunduğumuz noktada artık sabırların taştığı ve farklı noktalarda artık savunularımızla alakalı adımlarımızın da daha net ve daha farklı olduğu bir noktadayız. Şu anda ya da bu 5 artı 1 Birleşmiş Milletler gayri resmi toplantısı öncesinde gündemimiz nedir? En önemli konularda neleri konuşuyoruz ya da oraya nelerle hazırlanıyoruz diyerek ilk sorumu bu çok genel bir şekilde sormuş olayım size. Teşekkür ederim hocam. Herkese de hayırlı akşamlar, iyi dilekler göndermek istiyorum. Evet, Kıbrıs konusu neredeyse 60 yıldır yakın tarihinde 60 yıldır gündemimizi yakinen ilgilendiren ve müzakere süreçlerinin yaşandığı bir dönemden geçtik. Ve şimdi yeni bir sayfa açılması noktasına geldik. 5 artı 1, 5 artı BM toplantısına giderken Türk tarafı yeni bir sayfa açmış olarak gidiyor. Yani 50 küsur sene toplumlar arası görüşmeler diye nitelendirilen ve sözde iki tarafın eşit statüyle yürüttüğü iddia edilen müzakere süreci sona ermiştir, çökmüştür, bitmiştir. Son derece başarısız bir şekilde sona ermiştir. Hatırlayacaksınız, 2017'de Crans-Montana toplantılarıyla toplumlar arası görüşmeler diye nitelendirilen BM parametrelerinin konuşulduğu, İki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyonun hedeflendiği güya süreç çökmüştür. Ve Türk tarafı olarak o günden itibaren şu gerekçeyle, yani aynı şeyleri tekrarlayarak artık farklı bir netice beklemenin doğru bir yaklaşım olmadığı noktasından hareketle Kıbrıs konusunda netice alıcı bir sürece girilecekse yeni bir sayfa açılması gerektiği ve eski sürece bağlı kalınarak netice almanın mümkün olmadığı kararlılığıyla bir yeni bir sürece girdik. Bu da işte 5 artı BM'de hedefin müzakere etmek olmadığı, bunun üzerinde özellikle durulması gerekir. 5 artı BM görüşmesi Cenevre'de yeni bir müzakere süreci değildir. Crans-Montana'da işin koptuğu noktadan tekrar başlayacak bir süreç de değildir. Toplumlar arası görüşmeler sürecinin devamı da değildir. İyi niyet paketlerinin
gündeme getirileceği bir görüşme de değildir. 5 artı BM'nin tek bir hedefi vardır. Eğer bundan sonra taraflar arasında bir müzakere gerçekleşecekse, neyin müzakere edileceğinin ortak bir zeminin olup olmadığının tespitidir. Ortak bir zemin var mı? Tarafların yeni bir müzakere sürecine girmesini haklı gösterecek. Yoksa böyle bir zemin yok mu? Bunun tespit edilmeye çalışılacağı bir görüşme olacak Cenevre'de. Tabii Rum tarafının, onun destekçilerinin Cenevre görüşmesini sulandırma, saptırma, başka yerlere çekme ve önü açık bir müzakere süreci havası vermeye çalışacaklarını öngörüyoruz. Çünkü Rum tarafının 53 sene süren toplumlar arası görüşmeler sürecinde taktiksel nedenlerle masaya geldiği, hiçbir şekilde Kıbrıs Türk'ü ile herhangi bir yetkiyi, herhangi bir gücü paylaşma niyeti ve ihtiyacı olmadan sırf müzakere ediyor gibi görünme adına masaya geldiği ve böyle bir sürecin değil 50-55 sene, 500 senede devam etmesi halinde onların hiçbir itirazı olmayacağı noktasından hareket ettiklerini biliyoruz. Çünkü onlar kendileri açısından hocanın Kıbrıs konusunu çözmüştürler. Evet. Onlar Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınıyorlar ya, bunun ne anlama gittiği üzerinde herkes göstermesi gereken hassasiyeti maalesef göstermiyor. Şimdi siz Rum tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yasal temsilcisi Kıbrıs hükümeti muamelesi gösterdiğiniz takdirde, 1964 Mart'ından itibaren BM'nin 186 sayılı kararı geçirmesinden itibaren sanki hala daha yasal bir Kıbrıs hükümeti, yasal bir Kıbrıs Cumhuriyeti varmış gibi bir Güvenlik Konseyi kararı geçirildiği noktadan itibaren dünya Kıbrıs konusuna yanlış bir teşhis koymuş olmuştur. Ve yanlış teşhis koyduğu için de sorunun çözümüne katkı koyma kapasitesini kaybetmiştir. Tam tersine Birleşmiş Milletler sorunun, statükonun devamını temsil etmekten başka bir şey değildir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Siz BM, yasal bir Kıbrıs Cumhuriyeti vardır ve onun yasal hükümeti vardır politikası gidiyorsanız ve o BM Genel Kurulu'nda üye devlet olarak oturmaya devam ediyorsa, o zaman çözmeye çalışıldığı iddia edilen Kıbrıs sorununun tarifi nedir? Hangi sorunu çözmeye çalışıyorsunuz? Yasal bir Kıbrıs Cumhuriyeti ve yasal bir hükümeti varsa sorun nedir? O zaman işte Rum tarafının propagandasına cesaret vermekten başka bir işe yaramamıştır bu tanıma. Rum tarafının propagandası bildiğiniz gibi Kıbrıs sorunu 74'te başlayan bir sorundur. 74 öncesinde herhangi bir sorun yoktu. 74'te aniden bir Türk istilası gerçekleşti ve devam eden bir Türk işgali var. Dolayısıyla budur. Bu sorunun çözümü de Türk askerinin adadan çıkması, geri gitmesi, yerleşikler dedikleri vatandaşlarımızın geri gönderilmesi ve sözde Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin egemenliğini tüm ada coğrafyasına yayma noktasına gelmesidir Kıbrıs sorununun çözümü. Bu Kıbrıs sorunu değil tabii ki. Kıbrıs sorunu bu değil. Bu olmadığı için çözümü de bu değil. Adada bir işgal sorunu varsa o da Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti statüsünü, ismini işgal etmiş olmasıdır. Kıbrıs sorunu da budur. Dolayısıyla şimdi 5 artı BM'ye giderken biz niye yeni bir sayfa diyoruz? Artık dediğim gibi Rum devlet muamelesi görmeye devam edecek. Biz o devletin güya bir azınlık toplumuymuşuz ve güya ayrılıkçı bir toplumuymuşuz gibi muamele görmeye devam edeceğiz. Ve biz masaya oturup bu sorunu çözmeye çalışacağız. Böyle bir dünya yok. Bitti bu dünya.
müzakereler her zaman söylediğim gibi, müzakerelerin başarı şansı olması için hocam, eşitler arasında olması gerekir. Ancak eşitler müzakere ediyorsa anlaşma olasılığı vardır. Ama bir taraf devlet, diğer taraf toplum muamelesiyle masaya oturuyorsa, bu böylesi bir masadan eşit olarak kalkmak mümkün değildir. Tabii ki. Bunu zamanında Rum lider Vasiliu, rahmetli kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş Bey'e şu şekilde izah etmişti. Bu odada, bu masa etrafında oturduğumuz sürece eşit görülebiliriz. Toplumlar arası görüşmeler denen süreci söylüyorum. Güya eşitler görüşüyor. İki toplum lideri güya. Vasiliu da diyor ki Denktaş Bey'e, bu masa etrafında oturduğumuz sürece eşit görülebiliriz belki. Ama diyor, ben kapıdan dışarı çıktığım anda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıyım. Sen ise bir toplum liderisin. İşte Kıbrıs konusunda 53 sene müzakereler neticesinde bir anlaşmaya varılamamasının tek nedeni budur. Bu nedenin sorumlusu da Birleşmiş Milletler Örgütü'dür. Adada 1964'ten beri barış gücü askerleri varken siz Rum'a Kıbrıs sorunu 74'te başlamış bir sorundur ve Türk istila ve işgal sorunudur fırsatı verirsiniz ve Rum'a Kıbrıs Cumhuriyeti ünvanını kullanarak Kıbrıs Türk'üne, o devletin kurucu, eşit kurucu ortağı olan Kıbrıs Türk'üne ambargolar uygulatma fırsatı verirseniz, bizi izolasyon tedbirleriyle cezalandırma fırsatı verirseniz siz Rum'a, ondan sonra bizim masaya oturup güya eşitler olarak, o masadan eşitler olarak kalkarak bir anlaşmaya varmamızı bekleyemezsiniz. Bu bizim zekamızla alay etme demektir. Evet. Maalesef 50 küsur senemizi böyle bir sürece boşu boşuna harcadık. Maalesef. Boşu boşuna harcadık. Şimdi artık daha fazla boşu boşuna harcayacak zamanımız yok. Kesinlikle. Ya Kıbrıs konusunda yapmış olduğu yanlış teşhisten geri dönecek ve Kıbrıs Rum'unun Kıbrıs Cumhuriyeti olmadığını, sadece bir Rum devleti olduğunu, Kıbrıs Türk halkının da kendi egemen devleti olduğu noktasına gelecek. Yani tek ada ama iki devlet, iki halk, iki demokrasi, iki egemenlik noktasına gelecek. Ancak o şekilde eğer yeni bir müzakere süreci gündeme gelirse, eğer gelirse o da, belki taraflar arasında bir başarı şansı, müzakereyle bir başarı şansı oluşabilecek. Bunun tespit edileceği yer işte 5+ BM görüşmesinin olacağı Cenevre görüşmesi 27-29 Nisan'da. Bir tek bu toplantıda böyle bir netice çıkar mı çıkmaz mı onu orada göreceğiz. Benim tahminim bu görüşmede kesin bir netice çıkmasını bilerek engelleyecek bir senaryo oynanacak. Belki bir toplantı daha, belki bir toplantı daha diye bizi oyalayacak. Duruşumuzdan, dik duruşumuzdan vazgeçmeye yönelik oyunlar oynanmaya çalışılacak. Önemli olan bizim bu oyunlara gelmemizdir. Dik duruşumuzdur. Çünkü son derece haklı bir pozisyonda bulunuyoruz. Kimsenin bizi suçluluk psikolojisine yetmesine, indirgemesine izin vermememiz lazım. Bizim suçluluk psikolojisine girmemizi gerektiren hiçbir talebimiz, hiçbir hareketimiz yoktur. Dolayısıyla kendimize güvenerek, ana vatanımıza güvenerek bu coğrafyada ulusal bir davanın savunuculuğunu yaptığımızı bilerek birilerinin iyi çocuk diye arkamızı sıvazlamasına ihtiyaç duymadan milletimizin şanına, tarihine yakışır bir şekilde ve bunca yıldır uğruna bütün bedelleri ödediğimiz bu davada hiçbir şekilde geri adım atma hakkına sahip olmadığımızı bilerek orada bu mücadelemizi vereceğiz. Sonuçta hocanın bizim dünyada tek seçeneğimiz Rum
halkıyla bir ortaklık kurma değildir. Evet. Yani sanki Allah'ın emriymiş gibi, tövbeler olsun, bizim hiç başka bir seçeneğimiz yok bu adada. Mutlaka bir şekilde Rumlarla ortak olmamız lazım. Yok böyle bir dünya. Buna inanan insanlar şunun farkında değil. Buna inandığınız takdirde, bu şekilde hareket ettiğiniz takdirde Rum'un insafına terk edilmiş olursunuz. Çünkü bunu hep yaşayarak gördük bu 52 sene, 53 sene içerisinde. Çözüme ihtiyacı olan biziz. Çözümsüzlükten zarar gören biziz politikasıyla hareket edenler şeyin farkına varmadılar. Rum tarafı da oturup dinliyor bu taraftan giden sesleri. Çok mu ihtiyacınız var çözüme? Çok mu zarar gördüğünüze ve bundan geri adım atmanız gerektiğine inanıyorsunuz? O zaman gelin benim taleplerimi kabul edin. O zaman çözelim. Yani ne kadar teslimiyetçi bir yaklaşımla hareket edildiğini bazı arkadaşlarımız yıllardır, hala daha görmemekte ısrar ediyor. Türk tarafının da, Kıbrıs Türk tarafının daha doğrusu en büyük zafiyeti de buradadır. Çünkü biz ulusal bir davanın savunuculuğunu yapalım derken ve gerçek de bu iken maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs konusu, değerli hocam, hocalarım, partiler üstü bir konuma getirilememiştir. Tam tersine partiler arası rekabetin temel unsuru olarak önümüzde duruyor ve bu farklılığımız, siyasi yelpazede partiler arasında bu farklılıklar yabancılar tarafından olabildiğince körükleniyor. Çünkü bu farklılıklar Türk tarafının mücadele masasında zafiyetini oluşturuyor diye baktıkları için bizi ne kadar yıpratırlarsa, ne kadar bölerlerse, ne kadar ulusal dava inancına sahip insanları azaltırlarsa da ulusal davaya inanmayanları güçlendirirlerse o kadar bizleri Kıbrıs adasındaki haklarımızdan mahrum bırakacaklarına inandıkları için. Bu dezavantajları da yıllardır yaşayarak geldik. Ama bundan dolayı moral bozmaya gerek yok. Bu zafiyetler bizi tam tersine daha fazla kamçılaması gerekir. Daha fazla davamıza bağlılığımızı gerektirir. Ve daha fazla kararlı olmamızı gerektirir. Rehavete kapılacak yanımız yok. Doğru. Doğru. Bakanım, şöyle de bir durum var. Avrupa Birliği'ne girmiş olmaları onlara birçok hakkı getirdi. Hak etmedikleri noktalarda çok büyük destekler alıyorlar tabii ki ekonomik anlamda da. Ve bir de bunun dışında özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti adını kullanarak o isim altındaki işgal edenler aslında kendileri, Kıbrıs Türklerinin haklarının da işgal edenler o cumhuriyet adı altında, doğalgazdır, etrafımızda olabilecek bütün verilerde aslında Kıbrıs Türk'ünü içine dahil etmeden bir paylaşım içerisinde ve bunu kendine göre işbirlikleriyle çözerek kendi artılarını yakalatmaya çalışıyor. Diğer taraftan da sizin dediğinizde de bir anlamda gerçekten katılıyorum, çünkü onlarda genellikle tek ses çıkabiliyor muhalefette dahil olmak üzere. Keşke bizde de böyle olabilse. Bizler çok üzülüyoruz. Eğitimli olan, akademik yaşamda olan, normal vatandaş olarak, sokakta, evinde olan insanlar olarak özellikle ana vatanla olan diyalogumuzda bir kopukluk, bir olumsuzluk yaratmak için ciddi bir propaganda da yapıyorlar aslında. Bu olaya da denk geliyoruz. Bu da bizim için ciddi bir problem yaratıyor gibi gözüküyor. Ama bir yerden sonra da artık dediğiniz gibi 50 yıl her noktada, her masada aslında gerçek kaçanlar, gerçekten o konuda olumsuzlukları yaşatanlar onlar. Bunları görmek lazım ve masaya ne istiyoruz diyerek sağlam bir şekilde bir kararlılıkla oturmak gerekiyor. Şimdi şunu demek istiyorum ben. Oradan az önce aslında siz bana cevabı verdiniz. Yani çok büyük bir şeyler beklemediğinizde, çünkü onların çalışmaları, onların yaptığı eylemler, görüşmeler, başka masalarda yaptıkları çalışmalar Birleşmiş Milletler'in de yeri geldiği zaman etkiliyor.
Çünkü anlam planı sürecini ben hatırlıyorum. Hakikaten o zaman verilen sözlerle, sonraki hayatımızdaki verilen sözler, artık yanımızda olanlar, bizimle yürüyenlerle, bize destek verenler, olanlarla olmayanları biz artık ayırt etmiş olmamız gerekiyor. Hakikaten çok bilinçli o masaya oturmamız gerekiyor. Ana vatanın duruşuna, ana vatana çok ciddi güvencimizin olması gerekiyor. İrademizi çok iyi ortaya koymamız gerekiyor. O nedenle masadan Birleşmiş Milletler adına diyeyim. Yani Rumlardan çok bir şey beklemiyoruz ama onların yapabileceği şeyler var mı? Yani en azından bizim haklılığımızı da bu süre içinde, 50 yıllık süresi içerisinde biraz olsun gördüler mi sizce? Görmüş olsalar bile bunu ifade etmekten, bunun gereğini yapmaktan geri duruyorlar. Az önce Avrupa Birliği üyeliğinden de bahsettiniz hocam. Tabii Avrupa Birliği'nin Rumları üye yaptığı için çok eleştirdik. Eleştirme hakkımızdır, doğrudur. Ama şunu da unutmamak lazım. Avrupa Birliği bu hatayı tek bir nedenden dolayı yapabildi. Birleşmiş Milletler'de sözde Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir üye ülke oturtulduğu için Avrupa Birliği 2004 yılında bu sözde bu devleti üye yapma hatasını gerçekleştirdi. Yani esas hata Birleşmiş Milletler'de başladı. Çünkü Avrupa Birliği'nin yasal muhatabı BM'de üye olan ülkelerdir. Eğer BM Genel Kurulu'nda Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir devlet oturtulmamış olsaydı, ortaklık bozulduğu andan itibaren, Avrupa Birliği böyle bir devleti üye yapma noktasına gelemeyecekti zaten. Dolayısıyla sadece Avrupa Birliği'ni eleştirmek ve BM'den mucizeler beklemek de doğru değil. Çünkü daha fazla eleştirilmesi gereken Birleşmiş Milletler Örgütü'dür. Şimdi 5 artı BM'ye gidiyoruz. Yani bakın, ikilemlerimize bakın. 5 artı BM'ye gidiyoruz. Ve bu arada da Avrupa Birliği ısrarla 5 artı BM toplantısında masada olmaya çalışıyor. Çalışıyor. Biz de masada olamaz diyoruz. Doğrudur, olamaz. Yani olmaması gerekir, olamaz. Biz onay vermediğimiz sürece de gelemez. Ama şimdi önemli olan şu. Gerekçesi nedir Avrupa Birliği'nin masada olmam gerekir derken, gerekçesi nedir? Gerekçesi çok önemli bir detaydır aslında. Şunu diyor Avrupa Birliği. Masada konuşulanların AB müktesebatına uygun olup olmadığını değerlendirmemiz gerekir diyor. O yüzden bizim masada olmamız lazım. Şimdi bu nedir hocam? Avrupa Birliği açısından ben bir hata yaptım. Kıbrıs denen yarım yamalak bir Rum devletini sanki bütün Kıbrıs gibi aldım. Çünkü Yunan vetosunu göze alamazdım, genişlemeyi veto edecek. Almanların çok istediği genişlemeyi. Dolayısıyla hiçbir şekilde müracaat bile etmemesi gereken Rum tarafını en uygun aday ülke diye maalesef ne yaptılar? Şimdi hani hep bize yıllarca dendi ya, çözümü siz adada yaşayan iki halk bulacak. Bulacak, evet. Hep o söylendi. Dışarıdan herhangi bir formül empoze edilmeyecek. Tabii bütün bunların ne kadar samimiyetten yoksun olduğunu hep yaşayarak da gördük. Anlamlarını ne kadar iki tarafın özgür iradesiyle anlaşma metni olarak ortaya çıkardığı bir metindi ki hiç değildi. Müzakere ederek imzalama noktasına getirilen bir plan değildi anlam planı. Empoze bir plandı. Şimdi Avrupa Birliği ne göre? Bırakın bizim kendi başımıza adada iki halkın bulacağı formülün empoze bir formül olmayacağı. Abi diyor ki olması gerekiyor empoze bir formül. Çünkü benim müktesebatıma uygun olması lazım bulacakları formül. Yani onun hatasını, abinin yaptığı hatayı, Kıbrıs diye bir Rum devletini üye yapmış olduğu hataya biz kendimizi ayarlamamız gerekir diyor abi. Çünkü benim Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir üyem var.
AB müktesebatına göre sizin masada Kıbrıs Türk'ü, Kıbrıs'ı konuşurken bir formül bulacaksanız nasıl bir yeni ortaklık oluşturacaksınız? Bunun benim müktesebatıma uygun olup olmadığını ben görmem lazım. Değilse diyeceğim ki size bunu yapamazsınız. Bana uygun değil. Nasıl bir iş bu ya? Yani sen hem hata yapacaksın, sonra beni senin hatana mahkum edeceksin. Benim geleceğimi senin hatanı ben kabullenerek şekillendirme yoluna gideceğim. Böyle bir dünya yok. Tam tersi olması lazım. Yani AB'nin bizim adada iki devlet olarak, iki halk olarak adada bulabileceğimiz, eğer bulmak mümkün olursa, formüle AB'nin kendini monte etmesi lazım. Kendini o anlaşmaya uyarlaması lazım. Bizim ona ayarlamamız değil. Yani hocam, özetle şunu söylüyorum. Eşitsizlik temelinde yıllardır çözüm uğraşları içerisinde yoğrulduk. Birbirimizi hırpaladık Kıbrıs Türkiye olarak. Hala daha ders çıkarmış değiliz maalesef. Hala daha birbirimizi hırpalıyoruz. Bunun en son örneği de Hellim konusunda yaşananlardır. Hala daha Kıbrıs konusunun ne olduğunu anlamayan ve kendilerini devlet sahibi bir halk olarak değil, adına Kıbrıs Cumhuriyeti denen bir Rum devletinin bir toplumu olarak gören insanlarımızın kendi aramızda, kendi içimizde yarattığı sıkıntılar içerisinde yorulmaya devam ediyoruz. Bakalım bir Hellim. Şunu söylüyorum. Hellim'e geleceğim ama bence esas üzerinde düşünülmesi gereken noktayı tekrarlamak istiyorum. Tabii. Kıbrıs halkı adına Kıbrıs Cumhuriyeti denen Rum devletinin bir toplumu değildir. Kıbrıs Türk halkı devlet sahibi bir halktır. Egemen devlet sahibi bir halktır. İki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon görüşüldü yıllarca, değil mi? Başarısızlığı ortada. O başarısızlıktan hiç ders çıkarmamış insanlarımızın 2021'e geldik. Hala daha siyasi eşitlik, Kıbrıs Türk'ünün karar alma mekanizmasına etkin katılım diye diretmesi ve federasyon diye diretmesinin anlamsızlığını özetlemeye çalışıyorum. 60 ortaklığı hocam, hocalarım, 60 ortaklığı fonksiyonel bir federasyondu. Fonksiyonel bir federasyondu. İki bölgeli bir federasyon değil. Fonksiyonel bir federasyondu. İki toplumluydu. Siyasi eşitlik temelindeydi. Kıbrıs Türk'ü sadece Cumhurbaşkanı yardımcısını seçiyordu. Kıbrıs Rum'u da sadece Cumhurbaşkanı'nı seçiyordu. Ama siyasi eşitliğimizin bir göstergesi olarak Cumhurbaşkan muavininin veto hakkı vardı. Evet. Parlamentoda Rum milletvekili sayısı bizim milletvekili sayımızdan daha üstündü. Ama ayrı çoğunluk sistemi olduğu için siyasi eşitlik gereği Kıbrıs Türk milletvekillerinin yarıdan fazlasının onayı karar almada şartıdır. Yani Rum milletvekilleri sayısal üstünlüklerinden dolayı karar alamazlar. Türk milletvekillerinin yarıdan fazlasının da onay vermesi gerekiyor. Aynı sistem kabinede de vardı. 7 Rum bakan, 3 Türk bakan vardı. Ama 7'ye 3 karar alamaması için siyasi eşitliğimiz gereği 3 Türk bakanın en az ikisinin onayı ve olması gerekiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 60 ortaklığı iki toplumluydu. Fonksiyonel federasyondu. Siyasi eşitlik vardı. Kıbrıs Türk'ünün karar alma mekanizmasına etkin katılımı vardı. Peki hocalarım, ne oldu bu 60 düzeni? Daha kurulmadan, başlamadan işlemeye Rum tarafı zaten 13 maddelik bir anayasa değişiklik önerisiyle Türk tarafına geldi. Neydi bu 13 maddelik anayasa değişiklik önerisi? Kıbrıs Türklerinin bu sözünü ettiğim eşitliğini ortadan kaldırmaya yönelik anayasa değişiklik maddeleriydi. Tabii ki Türk tarafı bunları reddetti ve bir gecede 21 Aralık
1960'da bir gecede bütün bu sözünü ettiğim siyasi eşitlik, karar alma mekanizmasına etkin katılım hepsi elimizden alındı ve dünya Rum tarafına tek başına Kıbrıs Cumhuriyeti sıfatını kullanmasını izin verdiği noktadan itibaren biz kurucu ortak olduğumuz cumhuriyetin sanki ayrılıkçı, asi azınlık bir toplumu muamelesi durumuna götürüldü. Şimdi diyorum ki bütün bu tecrübeden ders çıkarmayan ve hala daha 2021'e geldiğimizde iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı, federasyon diye yalvarıp yakaran, ağlayıp sızlayan insanlarımız hiç mi ders çıkarmıyorlar? Denedik bunu, ne olduğunu gördük. 63'ten beri hala daha neler çektiğimizi biz biliyoruz. Sanki yani uğradığımız ayrımcılığın dünya tarafından ambargolar altında ezilmemizin, ayrılıkçı asi bir azınlık toplum diye görülmemizin hiçbir ders çıkarmadık mı? Ve niye diyemiyoruz bizim dediğimiz gibi? Rumlarla ortaklığı denedik ey dünya. Bu ortaklığın başına ne geldiğini hala daha yaşıyoruz. Eğer biz Rumlarla, eski ortaklarla yeni bir ortaklık kuracaksak, bu yeni ortaklığın eski ortaklıktan daha sağlam temeller üzerine kurulması gerekir ki eski ortaklığın başına gelen gelemesin. Gelse bile Kıbrıs Türk'ü 63'ten bugüne içine düştüğü duruma bir kere daha düşmesin. Bu daha sağlam temel de nedir? Egemen eşitlik. Egemen eşitlik dediğiniz anda hocam artık federasyon konuşamazsınız. Siyaset bilimine terstir. Egemen eşitlik dediğiniz anda devletlerin ortaklığını konuşuyorsunuz. Devletlerin ortaklığına da konfederasyon denir. Egemen eşit devletler eğer bir ortaklık kurarsa bu konfederasyondur. Federasyon değil. Ama içimizde hala daha bu saplantıyla hareket eden ve tek formül, tek seçenek nasıl isterseniz bakın federasyondur diye ağlayıp sızlayan bir yapı hala daha var. Maalesef bu bizim uluslararası platformlardaki süreçlerde duruşumuza zarar veren politikaların temeli de budur zaten. Bütün bunlarla yıllardır uğraştık. Yeni bir şey değil. Ben Sayın Kurucu Başkan rahmetli Denktaş Bey ile beraber çalıştığım yıllarda da her masaya oturduğumuzda karşımızdaki muhatapların önünde buradaki siyasi partilerden, siyasi kişilerden, bazı sendikalardan o makamlara gönderilen ve bizim duruşumuzu onaylamadığını söyleyen açıklamalar buluyorduk önlerinde konuştuğumuz insanların. Yani bu sıkıntıyı biz yenile yaşamıyoruz. Yıllardan beri yaşıyoruz. Fakat şunun da anlaşılması lazım. Dünyada Türkiye'mizi bu adadan çıkartacak, Kıbrıs Türk'ünü Türkiye'siz bırakacak bir güç yoktu. Çünkü bütün bu oynanan oyunların temelinde bizi Türkiye'mizden koparmak hedefi vardı. Herkes bunu artık anlasa bir. Çünkü Türkiye'mizi bu adadan çıkaracak, Kıbrıs Türk'ünü ana vatansız bırakacak bir güç yoktur. Herkes bunu bir anlasa ve buna uygun hareket etse işte o zaman hep beraber daha mutlu günlere daha kısa zamanda ulaşacağız. Biz kendi kendimizle cebelleşiyoruz. Yani biz kendi aramızda bir anlaşma sağlayamadıktan sonra hocam Rumlarla niye anlaşacağız? Haklısınız. Bakın. Evet. Bir soruyu yönetmek istiyorum hocam, tam da bu noktada Sayın Bakanım. Malum biliyorsunuz medya her zaman için olanı değil bir anlam inşa eder. Nasıl anlaşılması gerektiğini aktarır. Son günlerde de medyayı da okumak gerekirse sık sık bu görüşme sürecinden bahsediliyor. Ve bizim tezlerimiz dışındaki konuların daha çok algı yönetiminde kullanıldığını sıklıkla görüyoruz maalesef. Bir şekilde farklı algı yönetildiğine şahit oluyoruz hep birlikte. Fakat tam bu süreç aşamasında da 1 Nisan'da Anastasiadis'in, Rum liderin, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini iddia eden Rum liderin EOKA'nın eylemlerine başladığı 1 Nisan'da yapmış olduğu bir açıklama var. TMT'ye terör örgütü derken
EOKA'yı övdüğünü gördük ve EOKA hayranlık duygusundan, ona minnet duygusundan bahsetti. Hatta Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de EOKA'nın eylemleri sonucu kurulduğunu ısrarla vurguladı. Kuzeydeki toprakları da sözde Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına katma hedefinden bahsetti. Hal böyle olunca göz göre göre bir terör örgütünü öven, ona hayranlık duyan bir liderin ortak emelde buluşma imkanını nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu görüşmeden sizce masaya neler getirmesini bekliyorsunuz? En azından o kendi tezleri açısından. Evet hocam, teşekkür ederim. Bir kere Anastasiades'in EOKA'yı övmesi şaşılacak bir olay değil. Zaten Rum halkının tam tersine EOKA teröristlerini kahramanlar olarak yorumladığını başından beri biliyoruz zaten. Bir terör örgütü olan EOKA'nın ta kendisidir. Akşam zaten biliyorsunuz bir zamanlar Kıbrıs filminin dizisine de geldi. Orada eğer Kıbrıs Türk'ünün nerelerden buralara geldiğini unutmuş insanlarımız varsaydı veya bunları bilmeyen gençlerimiz varsaydı, bunların hatırlatılması tabii ki son derece faydalı. Çünkü geçmişini bilmeyen geleceğini şekillendiremez. EOKA terör örgütü bu adayı perişan eden, bu adayı Kıbrıs Türk'ünü zulme tabi tutan, ortaklığı bozan, ama maalesef bunları yaparken de kendini bir özgürlük mücadelesi için mücadele eden, savaşım veren bir örgüt olarak nitelemesi, bunu yapabilmesinin de nedeni Kıbrıs Cumhuriyeti diye Rum tarafının tanınıyor olmasıdır. Yani bakın, neye geliyoruz? Ben her zaman söylerim bunu, rahmetli Cumhurbaşkanı Denktaş da hep söylerdi. Kıbrıs meselesi bir statü meselesidir. Kıbrıs meselesi bir siyasi meseledir. Rum tarafı Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanındığı sürece EOKA gibi terör örgütünü kahramanlar olarak lanse etme fırsatını bulur ve herkes ona ayak uydur. Ve bizim EOKA terör örgütüne karşı EOKA'nın kuruluşundan 3 sene sonra TMT, Türk Mukavemet Teşkilatı adı üstünde mukavemet. Evet. 1958'de ortaya Rum'un EOKA'sına karşı mücadele etmek için TMT kuruldu. Dolayısıyla TMT bir direniş adı üstünde Türk Mukavemet Teşkilatı. EOKA bambaşka bir terör örgütü. Yani ne tür katliamlar yaptıkları, ne tür vukuatlar içerisinde oldukları, yani kleridisi, yorgacisi, grivası, Samsun'u, yani bunlar işte EOKA'nın ön plana çıkan isimleri, bunların kim olduğu belli. Uluslararası raporlarda belli. Kim terörist, kim mukavemetçi belli. Yani bunları mı tartışacağız? Yani olacak şey değil. Ama adamların Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir avantajları var ya, onu kullanabildikleri sürece terör örgütlerini kahramanlar diye yansıtmaya devam edecekler. Dünyada buna ses çıkarmayacak. Ve bu terör örgütüne karşı mücadele edenleri de cezalandırma politikası izlenecek. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bize bu haksızlıkları yapanların da medet uman insanlarımız var maalesef. İşte Hellim konusunda son Hellim konusunda yaşadığımız... Tam bu noktada aslında bir girdi yapmak istiyorum Sayın Bakanım. Tam bu noktada aslında yaşadıklarımızın unutulmaması açısından Girin Amerikan Üniversitesi olarak yapmış olduğumuz ortak belgesel çalışmaları var. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ve Girin Amerikan Üniversitesi olarak, İletişim Fakültesi olarak yapmış olduğumuz 12. belgeselimiz var. 12 tane belgeselimiz var. Tarihsel süreceyle aldığımız, canlı tanıkları kullandığımız ve belgelere dayandırdığımız araştırma bölümünde özellikle de danışmanlarından birisi de Sayın Hocam, Neriman Hocam ve Profesör Doktor Ulvi Keser Hocam.
Hiç unutmadan yakın bir zamanda kaybettiğimiz bir tane örnekle gitmek istiyorum. Rahmetle anıyorum. Erdoğan Arpalıklı. Evet. Yakın zamanda vefat etti. Allah rahmet eylesin. Göçün hikayesi Arpalık diye bir belgesel çektik biz. Bu belgeselde hassas bir nokta var aslında. Belgeseli aynı zamanda biz geçen sene tam da bu dönemlerde Mart ayı içerisinde pandemiye orada yakalandık. Bir karantina sürecine girdik gelir gelmez. Londra'da da yayınladık. Burada da yayınladık ve İngilizce'ye de çevirdik. Orada hassas bir noktaya değiniyor. TMT'nin terör örgütü olmadığını gösteren bir konuşma yapıyor. Ve 103 köyü nasıl boşalttığımızı emsal teşkil eden bir tane köyümüz sadece Arpalık. Sadece bir tanesi. Nasıl saldırdıklarını, av tüfekleriyle onlara nasıl karşı durduklarını, TMT'nin kahramanca mücadele verirken aslında bir terör örgütü olmadığı, direniş örgütü olduğu, mukavemet örgütü olduğunu anlatan kısa bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Ve ondan sonra bir sorum olacak yine size. Diyor ki köyde çatışma başladı, saldırı üzerimize yöneldi. Adada barış gücü yok. Barış gücü görevini İngiliz askerleri yapıyor. Tam o esnada diyor, Şubat ayında tam o esnada iki tane Rum vardı diyor. Biri sağır, biri dilsiz. Karı koca bunlar. Çatışmada bunlar zarar görmesin diye biz mücahitler bu iki Rum'u aldık. Gözetim altına aldık ve İngiliz askerlerine teslim ederek sağ salim köyden çıkarılmasını sağladık diyor. Eğer bir terör örgütü olmuş olsa zaten bunlara zarar verir. Birincisi bu. İkincisi de şunu da artık söylememiz gerekmiyor mu Sayın Bakanım? Adanın diğer garantörünün de bizimle hareket etmesi gerektiğini vurgulamamız gerekmiyor mu? Çünkü barış gücü görevini kendi askerleri üstlendi, kendi bürokratları o dönem buradaydı ve raporladılar köylerimizin nasıl yakılıp yok edildiğini, nasıl ortadan kaldırılmak istendiğini, evkacıların nasıl hareket ettiğini birebir onlar dile getirdi. Ve onlar sayesinde aslında kayıt altına alındı. Bu bağlamda biz şunu da yönetmemiz gerekmiyor mu Birleşmiş İngiltere'ye, diğer garantör ülkeye? Bakın biz aynı yolu denedik. 3 yıl süren bir devlet yapısı var. 50 yılı aşkın da bir görüşme süreci var. Artık iki ayrı devlet olarak hareket etmeliyiz. Sizi de yanımızda görmek istiyoruz dememeli mi? Demeli miyiz aslında? Böyle bir soru yönetmemeli miyiz biz İngiltere'ye? Diyebiliriz ama bir şey beklemeyeceksiniz İngiltere'de. Çünkü İngiltere bir hocam bir kere garantörlük görevini ve sorumluluklarını yerine getirmeyen bir ülkedir. Eğer yerine getirmiş olsaydı İngiltere garantörlük görev ve sorumluluklarını Rum tarafı Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanımlayacak. Rum tarafı BM'de Kıbrıs Cumhuriyeti diye üye ülke olarak oturmasının sorumlusu İngiltere'dir. O yıllarda 63-64'ü konuşuyoruz. Birleşmiş Milletler'de Kıbrıs konusunun özünü bilen kaç ülke vardı? Bırakın Kıbrıs konusunun özünü bilmesini, Kıbrıs adasının nerede olduğunu bile kaç ülke biliyordu. Şimdi Kıbrıs denen cumhuriyetin yasallığının Türk-Rum ortaklığının devamı koşuluna bağlı olduğunu bilen İngiltere. Evet. İngiltere hem Cumhuriyet öncesi dönemin sömürge idaresi hem Cumhuriyet döneminin 3 garantör ülkesinden bir tanesi. Kıbrıs konusunu dünyada en iyi bilen ülke. İki ana vatanla beraber Kıbrıs konusunu en iyi bilen ülke İngiltere. Ve ne Rum'un bizim kendi başımıza Kıbrıs Cumhuriyeti olma iddiasında olamayacağımızı bilen de İngiltere. Anlaşılan anlaşmalarına göre Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasasına göre de bu böyle. Buna rağmen İngiltere Rum'un tek başına Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti olarak BM'de üye ülke olarak oturmasına izin verdi, onay verdi. Göz yumdu. Niye? Çünkü ulusal çıkarları bunu gerektirirdi. Nedir o ulusal çıkarları? Adanın güneyinde bulunan iki tane egemen üst bölgesi. Dikelya ve Avrotun. O üstlerinin geleceğini tehlikeye atmamak için Rum'u kızdıracak bir politika gündeme getiremeyeceği için kendi ulusal çıkarlarını güçlendirme adına Kıbrıs Türk'ünün haklarının çiğnenmesine
Kıbrıs Türk'ünün dışlanmasına, ambargolar altında ezdirilme sürecine girmesine onay verdi. Dolayısıyla bunu bilerek hareket edelim. Şimdi aynı şeyi Brexit dolayısıyla da İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. Şimdi eli kolu rahatladı. Artık Avrupa Birliği'ndeyken bize karşı uyguladığı politikalar ve devam ettirilmeme şansı var, fırsatı var. AB üyesi değil. Bizimle çok daha normal ilişkilere girebilir beklentisinde olan insanlarımız var. İnşallah doğru çıkarım. Bunu arzu etmeyen birisi değil. Ama bunu arzu etmek başka, bunun ne kadar gerçekçi olduğunu değerlendirmek başka. Çünkü İngiliz'in hala daha Kıbrıs konusunda dezavantajı, elini ayağını bağlayan ve yürütmesi gereken politikaları yürütmesini engelleyen egemen güç bölgesidir. Çünkü İngiliz Rum'u kızdırdığı sürece Rum tarafında İngiliz üsleri dışarı diye yumaşlar olacak, kaçınlıklar olacak. İngiliz üslerine yönelik bu eylemler olacak. Ha, bunlar olacak diye İngiltere üslerini kapatıp gidecek mi? Hayır. Bunları asla bırakmaz. Ama niye bu baş ağrısını çeksin bizim hatırımıza? Anlatabiliyor muyum? Yani bize yapılan haksızlıklara bir son verme adına İngiliz Rum'u kızdırarak kendi başını niye ağrıtsın Güney Kıbrıs'ta? Dolayısıyla bizim devletimizin varlığını talep tanınmasını daha doğrusu devletimiz var. Onu da söyleyeyim. Tanınmama demek devlet yok demek değildir. Devlet var. Tanınma başka bir şey. Devletin var olup olmadığı başka bir şey. Devletimizin varlığının kabul edilmesi, bunu yapamayacak ülkeler örnek gösterilerek bu devleti kimse tanımaz iddiasını haklı kılmaz. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'in dünya beşten büyüktür sözü hatırlatırım. Şimdi burayı Londra tanımayabilir. Üstlerini tehlikeye atmamak için. Amerika tanımayabilir Washington. Yunan lobisini, Amerika'daki etkili Yunan lobisini kızdırmamak için tanımayabilir. Rus tanımayabilir. Yani Ortodoks birlikteliği var ya Yunan milletiyle, ondan dolayı tanımayabilir. Fransız zaten malum tarihi boyunca hala daha günümüze karşı Türkiye'mize karşı nasıl bir politika içerisinde olduğu ortada. Çin malum. Ama bunlar bizim için sıkıntıdır demek. Bizim herhangi bir şekilde tanınma şansımız olmadığına işaret değil bunların hiçbiri. Tanımazsa tanımaz. O tanımaz diye ben devletimden vazgeçecek değil. O tanımaz diye ben egemenliğimden geri adım atacak değilim. Madem tanımıyorlar beni, ben devlet değilim, vazgeçtim. Madem tanımayacaklar beni, ben egemen bir halk değilim. Bir toplumcuyum. İşte Kıbrıs Cumhuriyeti içerisinde Ermeni gibi, Maronit gibi bir toplum olarak yaşamaya razıyım politikasını haklı kılmaz. Tanısın tanımasın. Önce biz kendimizi tanıyalım. Önce biz kendi devletimize sahip çıkalım. Önce biz devlet sahibi bir halk olduğumuzu biz kabul edelim. Bunun gereğini biz yapalım. Biz bunları yaptıktan sonra başkalarının bizi tanıyıp tanımayacağı bir konu olur ancak. Ama biz kendi ev ödevimizi yapmazken, biz bu devletin varlığını tartışma konusu yaparken, başkaları bizi tanımayacak diye başkalarını eleştirmeye hakkımız da yok. Biz önce kendimize bakalım. Biz önce kendimize bakalım. Bahrem Hocam, başka sorunuz var mı? Son bir soru daha yönetmek istiyorum aslında Sayın Bakanımıza. Malum biliyoruz artık dijital bir dünyada yaşıyoruz ve artık ambargo tanımayan bir sistemin içerisindeyiz aslında. Milli mücadeleyle ilgili, vermiş olduğumuz bu mücadeleyle ilgili algının da düştüğünü bilerek uzun soluklu çalışmalara, film, belgeseldir, farklı çalışmalardır. Biz belgesel yaptığımız için belgeselden örnek veriyorum. Devlet olarak böyle bir politika belirleyip
kısa süreli milli mücadelelerden kesitler sunarak, belki de birer dakikalık, iki dakikalık sosyal medya belgesellerine giderek verilen mücadeleleri aktarma imkanını devlet içerisinde bir kurum oluşturarak yapma imkanımız yok mu Sayın Bakanım? Özellikle de iletişim çağında yaşıyoruz. Bir iletişim birimine özellikle ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü farklı şekilde algının kendi iç siyasetimizde de yönetildiğini görüyoruz. Hal böyle olunca gençlere ulaşmanın da tek yolu dijital medya, dünyaya kendi sesimizi duyurmanın da tek yolu dijital mecralar. Bu bağlamda devlet eliyle bir birim kurulma imkanı yok mu? Şimdi Z jenerasyonu jenerasyona ulaşmak klişeleşmiş yöntemlerle pek başarılı olmayacak inancımdayım. Daha yaratıcı, daha özel teşebbüs ağırlıklı, daha cazip yöntemlerle toplum mühendisliği bilinciyle ve vatan millet Sakarya nutukları sallayarak değil, kafa tasçılığı değil, çok daha çağdaş ve gençliğin dikkatini çekebilecek söylem ve yöntemlerle bunların yapılması gerekir. Halbuki her şeyi devletten bekleme de doğru değil. Devletin tabii ki görevi var. Çünkü devlet zaten taraftır. Yani ben dışişleri bakanı olarak olsam ne olmasam ne, ben vatandaş olarak da devlete tarafım. Çünkü benim inancım devletimin varlığı temelindedir. Ben hocalarım, devletin insanların dünyada neler yaşadıklarını herkes görebilmesi lazım. Devletin varlığının ne kadar önemli olduğunu herkesin görmesi lazım. Yani hükümetleri eleştirmek başka bir şeydir. Dünyada her hükümet eleştirilir. Eleştirilmeyen yoktur. Hükümetlerin eksikleri vardır, yanlışları vardır. Eleştirilecektir tabii ki. Ama hükümetlerin yanlışları, eksikleri var diye devletin tartışma konusu yapılmasını asla kabul etmiyorum. Devlet düşmanlığı başka bir şey. Dolayısıyla devlet tabii ki taraf olarak sözünü ettiğiniz çalışmalara destek olması lazım. Destek olması başka bir şeydir. O görevi destek ve devlet üstlensin ve vatandaşa devlet bunları aktarsın bir hareketi başka bir şeydir. Ben özel sektörün çok daha inandırıcı gücü olduğuna inanan birisiyim. Çünkü özel sektör daha yaratıcıdır. Devlet bürokratik bir yaklaşımla hareket ettiği için özellikle günümüzün Z jenerasyonuna ulaşmada bürokratik yaklaşımların çok da cazip olmadığına inanan birisiyim. Ama haklısınız. Devlet bu işin içinde bir şekilde olması lazım ama dediğim gibi daha fazla özel teşebbüsü cesaretlendiren yaratıcı hareketleri, düşünceleri ön plana çıkaran politikalarla buna destek olmamız gerekir. Bakanım ben de bir şey sorayım. Zamanımız da daralıyor. Farkındayım. Çok teşekkür ederiz emeğiniz, bilgileriniz için. Şimdi biliyorsunuz Rumlar aldıkları güçle petrolü, doğalgazı, her şeyi kendilerininmiş gibi her tarafa pazarladılar. Ve doğal olarak da dediler ki bir çözüm olduktan sonra Kıbrıs Türklerine biz haklarını vereceğiz. Ama çözümü sağlamayan da ana karakter yine onlar. Bunu biz de görüyoruz, kendiler de biliyor. Diğer bir olay, üniversitelerde bizler çok iyi görüyoruz onu. Bizim şu anda özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en önemli gelir kaynaklarımız turizm sektörümüz, aynı zamanda eğitim kurumlarımız. Fakat eğitim kurumlarımızla ilgili bir ülkede, bir yerde öğrenci gelişleri ve eğitimle ilgili işbirliği yapmaya çalıştığımız zaman Rumlar duyar duymaz bunu engellemek için inanılmaz bir çaba harcıyorlar. Bu da ne demektir? Ekonomik anlamda bir şekilde Kıbrıs Türklerini yalnız bırakmak, zor durumda bırakmak, kendilerine muhtaç etmek. Burada bir şey olmasın, burada bir şey ayaklanmasın, güç kazanmasın diye. Ama biz sağ olsun ana vatanımız olduğu süre içerisinde her zaman çok daha güçlü bir şekilde
karşılarına çıktık. Bugüne kadar da onların yapmak istedikleri şeyleri engellemiş olduk. Fakat şimdi sorum şu, işte Beşli konferansa gidiliyor. Bu süre içerisinde de yakın bir tarihte helim tescilli oldu. Bununla ilgili de bazıları zafer kazanmışçasına ciddi bir sevinç içerisindeler. Bölgesel onay alındı, tescil alındı diye. Fakat bu konferansta Rumlar bunu, bu durumu siyasi koz olarak görürler mi, kullanırlar mı gidildiği zaman? Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilecek helimin denetimini Rum tarafından atanacak bir örgüt yapacağı söyleniyor. Doğru. Bu durumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin o konferansta iki devletli duruşunda bir örgütün denetimi karşımıza bir sorun olarak çıkar mı? Bunun gibi başka sorunlar da ortaya çıkar mı? Sorun bu. Bunun dışında da sizin aktarmak istedikleriniz varsa son olarak onlarda da yine sözü size bırakmış olayım. Teşekkür ederim. Şimdi net vereyim. Önce sonra helime geçeyim. Çünkü aynı zihniyettir. Benim 2006-2008 yılları arasında 2 yıl Ulusal Birlik Partisi genel başkanlığım vardı. O dönemde 2008 yılının başlarında şimdiki Rum yönetimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis de güneydeki Disi Partisi'nin genel başkanıydı. O dönem ana muhalefet partisiydi. Biz de Ulusal Birlik Partisi olarak o dönem ana muhalefet partisiydik. Ve tarihimizde ilk defa bizi ziyarete geldik. Bir Rum parti heyeti. Anastasiadis başkanlığında. 4-5 kişi bir heyet geldi. Dereboyundaki parti merkezimizde 4-5 saat meşgulamız oldu. Şimdi o görüşmede Sayın Anastasiadis bana hep rekompatriyor. Sonuçta dayanamadım. Dedim ki Sayın Anastasiadis bir kompatriyot değiliz. Sen güneydeki Rum devletinin devletini, ben de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıyım. Aynı ülkenin vatandaşları değiliz. Kaldı ki yasal bir Kıbrıs Cumhuriyeti de yoktur. Cevabı 88 bin Türk gelip bizden kimlik ve pasaport aldı. Sen bana Kıbrıs Cumhuriyeti yoktur mu diyorsun. Dedim doğru aldılar ama ben almadım dedim. Biliyorum dedim. Peki dedim o alanlardan istediğinize sorun dedim. Cumhurbaşkanın kimdir? Christofias mı diyecek o dönem? Talat mı diyecek? O alanlardan istediğinize sorun dedim. Dışişleri Bakanı kimdir? Kipriyanı mı diyecek, Avcı mı diyecek? Anladı argümanımı. Hafif de gülümseyerek dedi, haklısın. Dedim, gördün mü? Senin kimliğini, pasaportunu gelip senden alırlar. Ama senin devletini tanıdığı için değil. Kişisel kolaylığı için alır. Bir fırsattır. Vizesiz seyahat etsin diye alır. Belki çocuğunu İngiltere'de daha ucuz okutur diye alır. Ama senin devletini tanıdığı için değil. Şimdi bunu niye söyledim? Haklısınız. Hellim konusunu Cenevre'de gündeme getirir mi diye sordunuz da o yüzden. Şimdi pasaport kimlik konusunu benim bana bile bir argüman olarak kullanan Rum ki Anastasiadis, yarın Cenevre'de gene Anastasiadis, hellim konusunu kullanmayacak mı? Değil mi? Onu da kullanacak. Ve ben açık açık Türk tarafı burada oyuna getirildi diye beyanat veren bir Dışişleri Bakanıyım. Ama vicdanım rahattır. Çünkü ben bu hellim konusunda her toplantıda, katıldığım her toplantıda buna karşı itiraz ve çekincelerini ifade etmiş birisiyim. Ama öyle bir ortam var ki maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde popülizm. Bu popülizme ki enteresandır bugünkü basına baktığımda ben popülizme teslim olduğu ülke dedim. Nasıl olmuşsa bazı gazetelerde komünizme teslim oldu diye
yazılmış. Komünizme teslim oldu diye bir ifadem yok. Popülizme teslim oldu dedim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasetinin en temel sorunu popülizmdir. Dolayısıyla göz göre göre Kıbrıs konusunun ne olduğu düşünülmeden sanki bütün derdimiz bizim Avrupa Birliği'ne hellim satmamızmış gibi bir noktaya indekslendi. Ha tabii ki aman hellimimizi Rum'a kaptırmayalım. Hellimimizi Rum'un insafına terk etmeyelim. Hassasiyetiyle bu yola çıkıldı. Onu yadırgamıyorum. Ama bu yola çıkıldığında Rum'un AB üyeliğinin ne demek olduğunu göz ardı ederek sanki AB bize iyilik yapmaya çalışan, bizim hakkımızı korumaya çalışan tarafsız bir örgütmüş gibi AB'yi algılayarak, uğrunda ölünecek bir örgütmüş gibi, AB denince akan sular dururmuş gibi bir psikolojiyle bu konuya eğilince eninde sonunda ne olacağı çok belliydi zaten başından beri. Bizim hellimimizin Rum'un ya direkt kendisinin ya da tayin edeceği birisinin bizim hellim üretimimizi denetleme hakkına sahip olacağı. Çünkü Rum'un AB'nin üyesi o. Bundan daha farklı bir karar almazdı ki Avrupa Birliği. Yani Avrupa Birliği'nden ne bekliyordu bu arkadaşlar? Rum'un Avrupa Birliği'nin üyesi Rum. Adı Kıbrıs Cumhuriyeti. AB Rum'un onayına, karar alma mekanizmasına, Rum'un onayına ihtiyacı var. Avrupa Birliği'nde bildiğiniz gibi kararlar oy birliğiyle alınır. Bir üye bile itiraz etse AB karar alamaz. Böyle bir AB'de karar alma isteniyorsa eğer AB için Rum'un da Yunanistan'ın da onayına ihtiyacı var. Rum'u Yunanistan'ı kızdıracak karar alamaz Avrupa Birliği. Bunun bir örneğini en son şeyde yaşadık. Beyaz Rusya'ya Avrupa Birliği yaptırım uygulama noktasına geldi. Karar alacaklar. Beyaz Rusya'ya yaptırım uygulayacaklar. Rum dedi ki Türkiye'ye yaptırım yaparsanız onay veririm şeye. Beyaz Rusya'ya yaptırıma. Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırımı göze alamadı. Dolayısıyla Beyaz Rusya'ya da yaptırım kararı alamadı. Çünkü Rum engelledi. Şimdi söylemeye çalıştığım bu. Bir de şunu söyleyeyim. Yani biz Avrupa Birliği'ne hellim. Biz İngiltere'ye hellim satıyorduk. İngiliz Avrupa Birliği'ndeyken sattığımız hellim Avrupa Birliği'ne satılıyor diye lanse ediliyor. Şimdi İngiliz Avrupa Birliği'nde değil. Fransızın, Almanın, İtalyanın, İspanyolun, Belçikalının, Hollanda'nın, Lüksemburglu'nun hellim merakında olduğunu bugüne kadar duymadım. Hellimin ne olduğunu belki de bilmiyorlar bile. Zaten o kadar çok peynir çeşitleri var ki bu ülkelerin. Bizim hellim merakı nereden olsun? Yani bunu bilen varsa beni düzeltsin. Biz hellimi Avrupa Birliği'ne satıyoruz diye düşünüyor. Yani öyle yansıtmışız ama biz hellimi İngiltere'ye satıyoruz. Şimdi İngiltere AB üyesi değil. Biz İngiltere'ye bu oyuna gelmesek de hellim satabilecektik. İngiltere Avrupa Birliği ile PEDO anlaşması yaptığı güne kadar biz İngiltere'ye Rum'un denetiminden ayrı bir şekilde hellim satma hakkına sahibiz. Ama bitti, geçtik. Yani oyuna geldik. Ve birileri bayram yapıyor. Bunun neresi bayram? Yani bakın artık Türkiye'den, hocalarım, Türkiye'den biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayvan bile ithal edemeyiz artık. Yem alamayız. Yem alamayız. Hellim üreteceksek ve Avrupa Birliği'ne satacaksak biz Türkiye'den yem dahi alamayız. Üreticimiz süt için yemi nereden alacak? Gidecek Rum'dan alsın.
Yani bu kararın, bu geldiğimiz noktanın olumsuz yansımaları önümüzdeki süreçte bir bir ortaya çıkacak. Son derece vahim bir hata işlenmiştir. Son derece. Ve bu sadece hellimle de kısıtlı kalmayacak. Diğer ürünlere, diğer konulara da yansıyacak. Ha şimdi Avrupa Birliği'ni uğruna ölünecek Leyla gibi görenler için bu sözünü ettiklerim bir sıkıntı değil. Çünkü bu söz yani zaten Kıbrıs konusundaki yaklaşımı Türkiye'yi dışlamak olan, zaten Kıbrıs'taki yaklaşımı biz Kıbrıslıyız, Rum kardeşlerimizle Avrupa Birliği bünyesinde, Avrupa Birliği'nin garantörlüğünde güle oynaya ne güzel yaşarız inanan insanlarımız için bu sözünü ettiğim sıkıntılar sıkıntı değil. Ne olmuş Türkiye'den hayvan getiremezsek? Ne olmuş Türkiye'den yem alamazsak hayvanlarımıza? İşte Rum'dan alırız. Biz zaten Kıbrıslıyız. Bakın çok olumsuz bir konuyla geceyi kapatmak da istemiyorum ama bu konunun ne kadar vahim bir karar olduğunu herkesin görmesi lazım ki yani popülizme kimse teslim olmasın. Kıbrıs konusu az önce de söyledim siyasi bir sorundur. Kıbrıs konusu statü meselesidir. Kıbrıs konusu ekonomik bir sorun değil. Doğal gaz, denizaltı zenginliklerden bahsettiniz. Doğru. Ama Kıbrıs konusu bununla çözülecek bir konu değil. Çünkü Rum ne diyor? Ben devletim diyor. Siz bu konuların değerlendirilmesinde taraf olamazsınız. Siz bekleyeceksiniz. Biz bu denizaltı zenginliklerini değerlendireceğiz. Gün gele eğer bir çözüm bulursak aramızda o zaman sana bir takım şeycikler, hakçıklar ödeyeceğim. Senin payını ödeyeceğim. Şimdi hellim satarak Kıbrıs davasını kazanmaya çalışacağımızı düşünenler varsa yani bu zekaya şaşarım. Kıbrıs konusu ekonomik bir sorun değil. Kıbrıs konusu biz ne kadar hellim sattıydık, ne kadar satamadıydık meselesi değil. Kıbrıs konusu bir statü meselesidir. Bu adada kim kimdir, kim değildir meselesidir. Ve biz boyun eğdiğimiz sürece Rum'un Kıbrıs Cumhuriyeti sıfatına ne yapalım diyor bu arkadaşlar. Dünya kendilerini tanıdı. Dolayısıyla biz de artık boyun eğelim. Ne yapalım? Avrupa Birliği'ne üye yapılmamaları gerekirdi. Ama yapıldılar. Artık onunla da cebelleşmeyelim. Bunların Kıbrıs Cumhuriyeti tanınmışlığını AB üyeliği gerçeğinin altında kendimize bir takım hakçıklar almaya çalışalım. Bu zihniyetle Kıbrıs konusunu kimse ele alamaz. Bu zihniyetle Kıbrıs Türk'ünü kimse daha mutlu günlere götüremez. Tam tersine bizi felakete götürür mü? Biz kimsenin toplumu değiliz. Biz devlet sahibi bir halkız. Biz bu coğrafyada ana vatanımızda ulusal dava dediğimiz davanın savunucusuyuz. Bunun bilinciyle sonuna kadar kararlı, kimseden korkmadan, kimseden çekinmeden, suçluluk psikolojisine kapılmadan, kimseye düşmanlık sergilemeden ama herkesin bize yaptığı düşmanlığı da görmezden gelerek değil, bayağı görerek ve bunlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunma bilinciyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Zamanınızı daha fazla almayayım. Doldu anladığım kadarıyla zamanımız. İlginiz için çok teşekkür ederim. Bunları sizlerle, üniversiteyle paylaşma fırsatını bulduğum için de son derece mutluyum. İnşallah ileride daha bir takım çalışmalarımız olacak. Bakanım çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Gerçekten kurtlar sofrası gibi inanılmaz mücadele gerekiyor. Belki bir 50 yıl daha, belki daha fazlası. Ama sizin dediğiniz gibi devlet olduğumuzu unutmadan kendi ayaklarımız üzerinde dimdik durarak. Önce kendimize inanarak, değil mi? Kendimize güvenerek. Bu şekilde yürütebilirsek, durabilirsek, dik durabilirsek kazanabiliriz. Bu beşli konferansta gerçi gayri resmi ne olur ne biter ne çıkar bilinmez ama sizlerin vereceği mücadeleyi bekliyoruz.
sonuna kadar destekçimiziz elbette ki. Devletimizin yanınızdayız. İlgili siyaseti, ilgili yapılacak doğru şeyleri ben bireysel kendi adıma özellikle ifade etmiş oldum bunu. Yine Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi %100 iletişim sohbetleri bağlamında da geldiniz, konuğumuz oldunuz, çalışmaları ve görüşlerinizi paylaştınız. Sonsuz teşekkür ediyoruz efendim. Muharrem Hocam, sizin ifade edeceğiniz bir şey varsa onu da alayım. Sağ olun, var olun ve yayını kapatalım. Sağ olun hocam. Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan ve bilgilendirmenizden dolayı. Görüşmede sizin de olacağınızı biliyoruz. Dolayısıyla emin evlerde bir görüşme geçeceğinden çok eminiz. Bir kere devlete inanan uluslararası ilişkiler boyutuyla çok sağlam bir temelleri olan engin bilgi dağarcığına sahip bir bakanımız orada olacak. O yüzden emin evlerde olduğumuza inanıyoruz Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanımız. Kesinlikle. Şimdi sizlere kolaylıklar diliyoruz. Katılımınız için de ayrıca teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Bütün ilginiz için, desteğiniz için sonsuz teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ ol. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, bu programda sonuna geldik efendim. Dilerim yayınlarınızda bilgilerle aktarılanlar yararlı olmuştur. Kıbrıs gündemiydi konumuz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar dileriz. We'll be right back.